Arkadaşlar merhaba. yepyeni yeni bir videoya karşınızdayız. 9. sınıf kimya birinci dönem birinci yazılı güncel sorulardır. Hemen hiç vakit kaybetmeden başlayalım. İlk etkinliğimiz aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz denmiş. Maddelerin bölünemeyen en küçük parçacığına atomos yani atom diyen filozofumuz kimdir arkadaşlar? Demokritos'tur. Demokritos diyeceğiz. Kütlenin korunumu kanunu bulan kişi kimdir Arkadaşlar. Lavası yerdir. Lavası yer, kütlenin korunumu kanunu bulmuştur. Tek tür atomdan oluşan, saf madde olup, sembollerle gösterilen elementtir arkadaşlar. Elementler tek tür atomdan oluşur, saf maddedir, sembollerle gösterilir. Örneğin oksijen, örneğin hidrojen, örneğin flor gibi. Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Formüllerle gösterilir. Bu kimdir arkadaşlar? Tabii ki de öyle, bileşiklerdir. Mesela H2O bileşiği. Örnek verelim. H2O bileşiği gibi. Karbon bulunduran bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen alt bilim dalı hangisidir? Karbon kimyası. Yani organik kimyadır arkadaşlar. Organik kimyadır diyeceğiz. Geldim ikinci soruya. Aşağıdaki tablo uygun bir şekilde doldurunuz denmiş arkadaşlar. Kimyanın başlıca çalışma alanları vardı arkadaşlar bildiğiniz üzere. Bunlara bakacağız. Kimyasal bileşiklerin tanınması ve miktarının belirlenmesinde analizden aklımıza geleceği üzere analitik kimyadır arkadaşlar. Analitik kimya. Canlı organizmaların kimyasal değişiklerini inceleyen kimyanın başlıca çalışmaların kimdir? Tabii ki de sizlere de söylediği gibi biyokimyadır arkadaşlar. E zaten biyo canlı demek. E canlıyla kimyanın ortak bir alanı. Çünkü kimyasal değişikleri inceliyor. Biyo kimya diyeceğiz. Çok sayıda küçük birimin birbirine eklenerek büyük moleküller oluşturmasına polimer kimyası diyeceğiz arkadaşlar. Polimer kimyası. Organik olmayan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini inceleyen, tepkimelerini inceleyen bilim dalı nedir? Anorganik kimyadır. Anorganik kimya. Neydi? Organik olan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini inceleyen organik kimyaydı organik olmayan bileşiklerin yapılarını ve özelliklerini inceleyen anorganik kimyadır. Endüstride kullanılan ham maddelerin imalatını inceleyen kimya dalı endüstriyel kimyadır. Buradan soru gelebilir arkadaşlar. Yine ilk etkinlikten olduğu gibi. Sıcaklık, basınç gibi fiziksel faktörlerin kimyasal tepkimeleriyle olan ilişkilerini inceleyen alt bilim dalı nedir? Hem kimya var hem de fiziksel faktör varsa Fiziko kimyadır arkadaşlar. Fiziko kimyadır diyeceğiz. Üçüncü sorumuz. Aşağıdaki tabloyu uygun bir şekilde, şurada yanlış olmuş ama uygun bir biçimde doldurunu vermiş. Özelliklere baktığımız zaman element mi bileşik mi ya da her ikisine ait olup olmadığını bizlere soruyor. Evet, saf maddelerdir. Hem elementler hem de bileşikler arkadaşlar saf maddelerdir. Bu arada buradan soru mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Element ve bileşiklerin özelliklerini bilmeye çalışalım. Homojendir evet. Zaten homojen saf de, diyebiliriz. Yani görünümleri aynı. Sembollerle gösterilir. Elementler sembollerle gösterilir arkadaşlar. Burada zaten baktığımız zaman mesela bu şekilde bir elementin sembolü. Daha basit bileşenlerine ayrı, ayrışamaz. Elementler neden bileşik değildir arkadaşlar? Elementler baktığımız zaman berilyon klor gibi zaten tek küçük bir molekül. Ama bileşlere baktığımız zaman daha büyük moleküldür. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir bileşikler. Fiziksel yöntemlerle değil ama kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir. Şuraya yazalım. Kimyasal yöntemlerle bileşenlerine ayrılabilir. Kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermezler. Evet bileşikler. Kendilerini oluşturan bileşiklerin bileşenlerinin özelliklerini göstermezler. Mesela su. Hidrojenle oksijen. Biri yanıcı, biri yakıcıdır. Ama sonucunda su nedir? Söndürücüdür. O zaman ne diyeceğiz? Bileşikler kendi bileşenlerinin, oluşturan bileşenlerinin özelliklerini göstermezler. Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Yine bileşikler için. Belirli ayırt edici özellikleri vardır. Erime noktaları, kaynama noktaları vardır gibi. Geldim dördüncü soru yine. Dördüncü soru çok güzel bir sınav sorusu olabilecek tarzı bir soru. Hemen bakalım. Kolay anlayabileceğiniz bir yer arkadaşlar. İlk 20 elementi mutlaka bilin ve işte civa, altın, kurşun gibi elementleri de bilirseniz iyi olur. Kitabınızda var zaten. Hidrojen elementinin sembolü H'tır. He e olsaydı arkadaşlar helyum karıştırmayalım. H He, helyum he, H hidrojen. Be berilyum. Çinko nedir? Zn. Ne. Zn ne, çinkodur. Sn kalaydır yine onu da karıştırmayalım. Birbirine benziyor. Cl nedir? Klordur. Neon. ilk iki harfini alacağım. Ne. Neon. Civa. AU altın AG nedir? Bunu da sizden yorum olarak aşağıya bekliyorum. AG'nin ne olduğunu aşağı yorum olarak bekliyorum. PB nedir? Kurşundur arkadaşlar. Evet. Aşağıdaki tabloyu uygun bir şekilde doldurunuz. Atom numarası, kütle numarası, proton sayısı, nötron sayısı ve elektron sayısı şeklinde. Şimdi arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman sol altta gözüken yer atom numarasıdır. Hemen yazalım bakın. 12. Magnezyumun 12. Sodyumun 11 kalsiyumun 20 böyle gidelim. Argon 18, florun 9, neonun 10, sodyumun 11. Harikasınız. Atom numarası aynı zamanda proton numarası demektir. O yüzden buraya yazdığınız aynı ifadeleri bakın yine aynı şekilde buraya yazabilirsiniz. Çünkü atom numarasının bir diğer adı proton sayısıdır. Hemen yazıyorum. Evet. Şimdi kütle numarası da sol en üstte gördüğünüz yer kütle numarasıdır. 24. 25 23 40 40 Florun 19 Neonun 20 Sodyumun da 23 Tamam mı? inşallah anlaşılırtır. Nötron sayısı da proton sayısı ile elektron sayısının toplamıdır. O yüzden önce elektron sayılarını bulalım. Elektron sayısı şurudur. Bakın iyon yüküyle buranın toplamı 12'yi verecek. E burada bir şey yazmadığı için sıfırdır. Çünkü nötrdür. Bununla bunun toplamı 12 ise burası kaç olur? 12 olur. Yine burası yüksüzdür. Bununla bunun toplamı buraya eşit olacağı için yine 12'dir. E, sodyum yüksüzdür. Çünkü burada bir şey yazmıyorsa yüksüz demektir. E, ne ile 0'ı toplarsam 11 yapar? 11 ile. 11 artı 0 11'dir. Elektron sayısı 11'dir. Yine yüksüz olduğu için 20 artı 0'dan 20 olduğunu yakaladınız. Evet argonun elektron sayısını size bırakıyorum. Flora bakalım. Flor bakın eksi 1. Şu tek çizgi varsa eksi 1. Tek eksi varsa eksi 1. Ne ile eksi 1'i toplarsam 9 yapar? 10'u. 10 on eksi 1 9'dur. Burası 10. On. Ne ona baktığımız zaman yüksüzdür. 10 artı 0'dan 10 gelecek. Sodyum artı 1. 10 artı 1 bir 11'dir. Evet burayı hallettik. Şimdi proton sayısı ile nötron sayısının toplamı bize kütle numarasını verecek. Proton sayısı 12 ise kütle numarasını elde edebilmem için nötron sayısı 12'dir. Proton artı nötron kütle numarası. Proton artı nötron 12 artı 13 25. Proton artı nötron 23. O zaman burası 12. Proton artı nötron 40. O zaman 20. Proton artı nötron 22. Burayı size bırakıyorum. Proton artı nötron 20 yapacak. Proton artı nötron 23 ise burası 12'dir. Tamam. Şu soru işaretlerini aşağıda yorum olarak bekliyorum arkadaşlar. Konuyu anlayıp anlamadığınızı buradan da görmüş olurum. Evet. Buradan da mutlaka soru bekliyorum. Eğer burayı gördüyseniz. Görmediyseniz zaten bu kısımları geçin. Evet. Şimdi kükürt taneciği için ile ilgili hangi devre doğru duruyor? Bakın. Baktığımız zaman şimdi. Burası yon yükü. Atom numarası. Aynı zamanda proton sayısı. Eşittir proton sayısı da diyebilir miyim? Aynı öyle proton sayısı diyebilirim. 16 mıdır? E Bakıyorsun burada kaç yazıyor? 16 o zaman doğru. Çekirdek yükü yani burası çekirdek yükü eksi 2 midir? Aynen öyle eksi 2'dir. Nötron sayısı 18'dir. 16 şuraya A diyelim. 16 artı A proton artı nötron eşittir kütle numarası. Proton artı nötron eşittir kütle numarasından nötron sayısı 18 gelecektir. Cevabımız hepsidir. Evet geldim 7. soruya. X artı 3 iyonu var. Hemen yazdım. X artı 3 iyonu yazdım. Evet. Evet. Elektron sayısı 28. Hemen yakaladım elektron sayısını. Elektron sayısı neydi? Sağ alttaydı. Burası proton sayısıydı. Yanlış yazmayalım. 28 artı 3, 31. Bu nedir? Atom numarası. Aynen öyle. Sizlerine söyledik. Bu atom numarası. Aynı zamanda proton sayısıdır. Kütle numarası neydi? Burada yazan, sol üstte yazan en yüksek sayıydı. Yani sol üstte yazan sayıydı. 70, 31 var. Bize nötron sayısını soruyor. A diyelim. 31 artı a proton, proton artı nötron eşittir kütle numarası. 31 artı a eşittir 70'ten a'yı da ben buradan 39 olarak ne yapabilirim? Bulabilirim. Evet arkadaşlar şimdi birkaç tane test soru çözeceğiz. Test sorularımız mem kazanım testlerindendir. Hemen başlayalım. Aşağıda bazı element altları ve sembolleri verilmiştir. Buna göre verilen element altlarından hangilerin sembolü doğru yazılmıştır diyor. Kalay SN doğru mu? Doğru arkadaşlar. Sodyum S ile değil Na ile yazılır. S dediğim şey neydi arkadaşlar? Evet Kükürtü. Tamam. Fosfor P'dir. Doğru. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Bileşikler ile ilgili kendisini oluşturan bileşenlerin özelliklerini göstermezler. Evet. Bunun videonun başında da söyledik. Kimyasal yöntemlerle ayrıştırabilirler. Fiziksel yöntemlerle ayrıştılamazlar arkadaşlar. Formüllerle gösterirler. Mesela h 2 gibi. Cevabımız 1 2 ve 3'tür. Evet, geldim şuraya. Yaygın adı kireç taşı olarak bilinen bileşim formülü aşağıdakilerden hangisidir diyor. HNO3'ün neydi? Nitrik asit arkadaşlar, nitrik asit. Nitrik asit. Kalsiyum hidroksit sönmüş kireç. Tamam? Sönmüş kireçte mesela kalsiyum oksit nedir? Sönmemiş kireçtir. Bunu da sayıt edeceğiz. Nasıl ayırt edebiliriz? E, hidroksiti görüyorsam sönmüştür. O şekilde düşünebilirim. Tamam. O zaman bu gitti. Bu gitti. Kalsiyum karbonat. Kalsiyum karbonat nedir? Evet. Kireç taşıdır. Kireç taşı. Kalsiyum karbonat. Kalsiyum karbonat sistematik adı. Bize yaygın adını soruyor. Kalsiyum karbonat olacaktır. NH3 dediğimiz amonyaktır. Amonyaktır. h 2 4 de nedir arkadaşlar? Sürfül gasit ya da zaçya sülfürik asit de yine sistematik adıdır. Aşağıdakiler hangisi gümüş elementinin sembolüdür denmiş. Gümüş elementinin sembolü neydi? Ag idi. Au altın. Ar argon. Al alüminyum. Alüminyum. Bu da bakırdır arkadaşlar. Tamam. Evet Burayı hallettik. Sodyum hidroksit bileşiği ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur denmiş. 3 farklı atom içerir. Sodyum, oksijen, hidrojen. Doğru mu? Doğru. Yaygın adı kosiktir Başında K yani potasyum olsaydı potas kosik olacaktı. Fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz. Evet çünkü ne dedik? Bileşikler fiziksel yöntemlerle ayrıştırılamaz arkadaşlar. Doğru. Cevabımızın 1-2-3 olan Edirne şıkkı olduğunu söyleyeyim. Aşağıda bazı bileşik formülleri ve yaygın adları verilmiştir. Hangilerinin derinin yaygın adı doğru yazılmıştır? Evet baktığımız zaman asetik asit midir? Evet ch yavaş sirke asit yani asetik asittir. Doğru. Nacile sodyum klorür bu nedir? Sistematik adıdır arkadaşlar. Sistematik. Bir sene yaygın adı diyor. Yaygın adı nedir? Evet. Yemek tuzudur. Bir an afalladım. Yemek tuzu. Aynen öyle. İki yanlıştır. Hidroklorik asit tuz ruhu. Tüm oksit sönmüş kireçtir arkadaşlar. Şuradan sönmüş kireç nedir? Karsiyum hidroksittir arkadaşlar tamam. Bunları bizlere çok fazla susak olarak karşımıza gelebilir. Cevabımız 1, 3, 4 olan Edirne şıkkıdır. Geldim şuraya. Dokuzuncu soruya. Evet bu videonun başında da söylediğimiz gibi birleşiklerle ilgili. Bakın yanıcı hidrojen gazı ile yakıcı oksijen gazının etkileşmesiyle söndürücü bir madde olan su bileşiği meydana gelmektedir. Farklı tür atom içerirler. Evet bileşikler farklı tür atom içerirler ama biz buradan bunu çıkartamam. Bileşenlerin özelliklerini göstermezler. Bileşenlerin özelliklerini göstermezler. Doğru mudur? Evet doğrudur. Neden? E bak şimdi. Biri yanıcı, biri yakıcı. E ne olmuş? Su oluşmuş. Yani söndürücü madde oluşmuş. E ne olmuş oldu? Bileşenlerin özelliklerini gösterdiler mi? Hayır göstermediler. Cevabımız yalnız kidir. Belli şartlarda sabit kaynamontoları vardır. Yine buradan çıkartamam arkadaşlar bu parçada. Tamam Tabii bu işaretler dönemli arkadaşlar. Yine buradan mutlaka soru bekliyorum. Çevresinde radyasyon yayan madde ve yerlerde aşağıdaki güvenlik uyarısı işaretlerinin hangisi bulunur? Mesela hani MR cihazında röntgenle e, görmüşsünüzdür arkadaşlar hastanede. A şıkkıdır. Bakın şu şekilde görebiliyoruz. B çevreye zararlı. C işte E toksik madde. D de nedir? Yakıcıdır arkadaşlar. Tamam. Oksijeni gö o gördün mü? Yakıcı. Tamam. Bu şekilde aklımıza kalabilir. Evet radyasyon tarih edicidir. Radyoaktiftir doğru. Radyoaktiftir. Canlı dokularda kalıcı hasarlara sebep olur mu? Olur. 2-3 olmayan şıkları beğeniyorum. Tarih edici midir arkadaşlar? Hayır tarih edici değildir. Cevabımız 2-3 olan denizidir. Evet güvenlik uyarı işareti anlamına verilmiş. Evet çevreye zararlı maddedir. O yüzden insan ve çevre sağlığına zararlıdır. Doğru. Yanıcı maddedir diyor. Hayır yanıcı değil yakıcı. Yanıcı madde nasıl arkadaşlar? Yani şöyle. Şöyle bir e, bunun gibi bir şey vardı. O şekil vardı. Yaklaşık çizemedim ama bunu yanıcı ile yakıcı hep soruyorlar. Dikkat edelim bu yanlış. Patlamaya sebep olur. Olur mu? Olur arkadaşlar. Cevabımız yalnız ikidir. Evet arkadaşlar. Videomuz bu şekildeydi. Umarım anlattıklarımı anlamış ve beğenmişsinizdir. İnşallah sorduğumuz soruların birebir aynısı ya da benzerleri çıkar ve siz de sınavlarınızdan inşallah istediğiniz yüksek notları alabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.